Merhaba. Diyelim ki aklınıza parlak bir fikir geldi. İlla bir fikir olmasına da gerek yok. Mesela belirli bir konuda bilgi ve tecrübelerinizi de aktarmak istiyor olabilirsiniz. Ya da sadece yazmak. Oturduğunuz bir bilgisayarın başına başladınız yazmaya. 3, 5, 10, 100 sayfa derken bir de bakmışsınız bir eser çıkmış ortaya. Sonrasında sadece yazmış olmak size yetmedi. Bu eseri başka insanlarla da paylaşmak istiyorsunuz. Ne yapacaksınız? Bir eser nasıl kitap haline gelip raflardaki yerlerini almaya hazır hale geliyor? Bu programda bunu sizin için değerlendirdik. Hazırsanız başlıyoruz. Kitabın bize ilk gelişi e-posta yoluyla ya da kargo aracılığıyla yazar adaylarının dosyalarına ulaştırmasıyla başlıyor. Bu gelen dosyayı ilk görenlerden biriyim yayın evinde. Dosyanın incelemesini yaptıktan sonra ilgili editör arkadaşıma dosyayı gönderiyorum ve okuma süreci başlıyor. İncelenmek üzere bana gönderilen eserleri dikkatli bir şekilde okuyorum, imla kurallarına dikkat ediyorum, yayın politikasına uygun olup olmadığına bakıyorum. Ve ilgi çekici bir kurguya sahipse hakkında bir rapor hazırlayıp yayın kuruluna sunuyorum. Burası aslında yayın kurulu. Burada editör kitap hakkında yorumlarını, hazırladığı raporu bizlere sunuyor ve bunun arkasından burada kitabın kaderi aslında belirlenmiş oluyor. Ve buradan çıkacak karara göre kitap tasarım aşamasına geçiyor. Yayın onayından geçmiş kitaplarımız dizgi için bana geliyor. Ben burada hem dizgisini yapıyorum hem sayfa tasarımını yapıyorum. Düzelti olacağı zaman da editörlerimizle birlikte düzeltilere giriyoruz. Daha sonrasında sayfa sayısını belirleyip matbaaya ve baskı aşamasına başlıyoruz. Baskı için son olarak kapak tasarımı. Ben kapak tasarımını yapıp onay aldıktan sonra önümüzde artık başka bir engel kalmıyor. Direkt baskıya gönderiyoruz. Bugünlük bizden bu kadar. Programımızı beğendiyseniz ve devamının gelmesini istiyorsanız lütfen abone olmayı unutmayın. Bir sonraki programda buluşmak üzere, kitapla kalın.